Herkese merhaba. Bu videoda PyTorch üzerinde incelemelere başlayacağız. PyTorch benim en sık kullandığım, en çok yoğun kullandığım yapay zeka tarafındaki library'lerden bir tanesi. TensorFlow'u da farklı amaçlarla kullandım ve kullanıyorum. Fakat programlama yaklaşımı nedeniyle ve açıkçası istikrarlı planı nedeniyle PyTorch üzerinde çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Daha programatik bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili farklı tecrübelerden ve incelemelerden bahsedeceğim. Genel olarak şu soruluyor, TensorFlow mu, PyTorch mu? Bu duruma göre, senaryoya göre değişebilir. İkisi de çok güçlü. Yeni başlayanlar ikisinden de başlayabilir. Bu benim yaklaşımım. Benim incelemelerim sonucunda da siz de bu tecrübeye göre karar verebilirsiniz. Genel tavsiyem şudur. Library odaklı bir geliştirici olunmaması gerekiyor. Bu programlama tarafında mesela framework geliştiricisi olmak gibi bir şey. Herhangi bir programlama dilini öğrenmekten bahsederken o alanda çalışan kişiler X framework ya da Y framework diye birbirleriyle hangisinin daha güçlü olduğunu ispat etmek için tartışmalar yapıyor vesaire. Buna hiç gerek yok. İlgili programlama diline derinlemesine hakim olduğunuzda siz o bahsettiğiniz frameworkleri sıfırdan geliştirebilecek hale gelebilirsiniz zaten. Siz Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision ve ilgili programlama dillerine genel olarak doğru şekilde hakim olduğunuzda TensorFlow ya da PyTorch ya da herhangi bir diğeri fark etmiyor. Siz onu kısa sürede öğrenir ve uygulamaya geçebilirsiniz. O zaman hemen incelemelere başlayalım. Öncelikle şurada PyTorch.org üzerinden ilgili library'nin ana web sitesine girebilirsiniz. PyTorch Facebook tarafından geliştiriliyor. TensorFlow da Google tarafından geliştiriyordu. Bu teferruatları çok fazla girmiyorum. Biraz history bilgisi gibi oluyor. Ve şöyle PyTorch yazarsak, bakın Google'a PyTorch yazdığınızda sağ tarafta görüldüğü üzere kısa bir bilgi çıkıyor. Facebook tarafından geliştirilen PyTorch bir open source machine learning framework based on Torch. Torch diye ayrı bir library var. Bunu da şöyle bakabilirsiniz. Onun simgesi de buydu. Torch.ch Scientific Computing for Luajit. Just in time. Lua diliyle geliştirilmiş bir machine learning library'si. Bakın burada gördüğünüz gibi 19 yıl önce geliştirilmeye başlandı. Belirtiliyor Stable Release tarafında da 2017'de en son güncel versiyonu çıkmış 5 yıl önce. Bu artık güncel olmadığını söyleyebiliriz. Akademik ilerliyordu ve açıkçası kaliteli bir çalışmaydı. İçerisinde çekirdek main contributor tarafında bir Türk olduğunu da biliyorum. Küçük bir ekipleri vardı. Yardımcı ekipte de başka bir Türk daha vardı. Güzel bir ekip idi. Güzel şeyler yaptılar. Bunun üzerine PyTorch inşa edildi. PyTorch çok çok eski bir library değil. Açıkçası Facebook daha önce farklı bir library'ye destek veriyordu. Onu çıkarmıştı. Sonra oradan edindiği tecrübelerle orayı durdurdular ve tamamen Torch üzerine. Aslında çekirdekte Torch olduğu anlamına gelmiyor. O artık değişti. Fakat bunun yaklaşımıyla Python versiyonunu geliştirdiler ve PyTorch oldu. Tabii ki artık Python'la yapmıyorlar. O ayrı bir hikaye. Onu şurada anlatacağım GitHub tarafında. Genel olarak PyTorch buradan geliyor. Torch, Python'ın Py ve Torch ile bunu özetleyebiliriz. Peki nedir? Başka bilgi var mı burada? Burayı geçiyorum. Torch. PyTorch tarafında neyimiz varmış? Natural Language Processing, NLP tarafında vesaire. Herhangi bir şekilde ister görüntü, ister metin, ses, video, hatta 3D bunlar fark etmiyor. Bunlar her birisinde destekleyecek altyapıları mevcut. PyTorch'un çok güçlü bu alanda. Meta AI tarafından yani Facebook tarafından geliştiriliyor.
geliştiricileri. Initial release ilk çıktığı tarih 2016 September, 5 yıl önce. Haliyle bu yıl yapay zeka tarafında bayağı bir yeni demek oluyor. Aslında TensorFlow'dan daha sonra çıktı. TensorFlow'da 2015, yanlış hatırlıyor olabilirim, tam ay hatırlamıyorum, o civarlarda çıkmıştı. Pek olgun da değildi açıkçası. Berbat bir durumdaydı altyapısı. Fakat şu an ikisi de gayet olgun denebilir. PyTorch biraz daha genç olsa da çok güçlü. Ve bence TensorFlow'u son 2 yıldır teknik olarak, altyapı olarak ve research tarafında, production tarafında epey bir geçti ya da geçmeye devam ediyor. Devam ede yazdı filan. Hızlı bir şekilde şöyle devam edelim. PyTorch, From Research to Production. An Open Source Machine Learning Framework vesaire. Bunlara geçiyorum. Production Ready. TensorFlow da öyle. PyTorch da Production Ready. Yani sıfırdan end-to-end projeler rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Zaten Facebook ve Google kendileri bu geliştirdikleri library'leri kullanıyorlar kendi altyapılarında. Bu nedenle herhangi bir risk yok ikisinde de. Şu an 1.11 versiyonunda. Çok fazla acele etmiyor PyTorch bu versiyon atlama konusunda. O yüzden sayılara çok takılmayın. Hani bu 1.11'de işte TensorFlow 2.8.0'da neden öyle falan. Hiç gerek yok buna. Bu sadece tercihle alakalı. Distributed Training destekliyor. Bu çok çok kritik bir özellik. Bir Machine Learning, Deep Learning library'si ya da framework için. Scalable Distributed Training and Performance Optimization in Research and Production. Hem araştırma hem de production tarafında. Bu Torch nokta distributed backend'ini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yüksek performanslı ve açıkçası bu konuda TensorFlow'dan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz adil olmak gerekirse TensorFlow'un iyi olduğu yanlar var. Mesela TensorFlow Server, TF Server diyebiliriz. Bu modeli, geliştirdiğiniz modeli deploy edip sunacağınız tarafta kullandığımız library'si diyelim. Fakat distributed tarafta ve programatik tarafta bir yazılımcı bakış açısıyla yapay zeka projesi modeli geliştirme tarafında Python çok daha efektif tasarlandığı için tercih ediyorum. Robust ecosystem. Bunlara geleceğim. Kendi ekosistemi var. PyTorch üzerine geliştirilen birçok library var. Bugün siz de PyTorch'u backend bir çekirdek olarak ele alıp onun üzerine kendi farklı yaklaşımınızla yeni bir library geliştirebilirsiniz. Yani engine, motor olarak PyTorch'u kullanabilirsiniz. Temelde bir library olduğu için açıkçası onu extend etmek, yani genişletmek, programatik olarak genişletmek daha kolay. TensorFlow biraz daha farklı, o biraz daha mimari gibi geliyor açıkçası. Ve düzenli olarak, maalesef düzenli olarak tırnak içerisinde mimariyi değiştirdikleri için o biraz sıkıntı oluşturuyor. Cloud Support, PyTorch is well supported on major cloud platform. Bu PyTorch TensorFlow'dan biraz daha yeni, göreceli olarak yeni olduğu için bu Cloud Support ve TensorFlow'un desteklediği mesela Google Colab tarafında bu gibi yerlerde daha sonradan entegre edildi. Ama son birkaç yıldır rahatlıkla PyTorch'u da TensorFlow gibi Google'ın Colab üzerinde çalıştırabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Colab destekleniyor. Mesela TensorFlow'un Tensor Board'u var. Çok gelişmiş. Bu da TensorFlow'un yani Google ekibinin açıkçası ekosisteme kattığı çok güzel çözümlerden birisi. Ve Tensor Board PyTorch ile de kullanılabiliyor. Bu da harika bir şey. Nasıl kurulur? Gayet basit. Şu yaklaşım PyTorch'un çok güzel. Burada Stable version'ı seçtiğinizi varsayalım. 1.11. Nightly version dediğimiz bu preview yani henüz stable değil. Bir şeyler yaptık ama buna güvenerek, nightly version'lara güvenerek herhangi bir production yapma kısacası. Yazılım tarafından nightly version bu demek olur. Stable'ı seçtiniz ama şöyle değiştirebiliyorsunuz. 1.11 versiyonu. Sonrasında işletim sistemimiz diyelim ki Linux, Mac, Windows bunlardan birini seçebilirsiniz. Windows olduğunu varsayalım. Alt taraf değişiyor dikkat ederseniz.
Package Manager olarak da Conda, Pip, LibTorch, Source ayrı ayrı seçebilirsiniz. Pip dediğimiz bu Python tarafında Python'a aşina olanlar bilecektir Conda ile Pip'i. Pip install ABC herhangi bir Python library'sini yazdığınızda onu basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Package Manager özetle. Ve Conda ile de yapabilirsiniz. Conda da bizim Anaconda, Miniconda vesaire bunlardan bildiğimiz Package Manager. LibTorch, C++ için mesela ya bu biraz direkt advanced konu oldu ama PyTorch çekirdek olarak şuradan kaynak kodlardan göstereyim GitHub üzerinden. Bakın %52'si PyTorch'un yani çekirdek AI engine computational hesaplama tarafı AI engine tarafı C++'da geliştiriliyor. Yani yapay zeka library'lerin altyapılarının hatta bu blockchain'de de böyledir. Protokol seviyesindeki blockchain'ler çok daha yüksek hesaplamalı ve çok daha performanslı programlama dilleriyle geliştirmek zorundadır. Ve burada da Python kullanılmaz işin Türkçesi. Burada tercih edilen dil genellikle bir best practice gibi düşünün. Yoksa o dile mahkum olduğumuz anlamına gelmiyor. Genellikle C++ ile geliştirilir. Çünkü bu alanda onlarca yıldır çok tecrübeli yazılımcılar var. PyTorch'ta TensorFlow gibi yarısından fazlası %52'si C++ ile geliştiriliyor. Ve bunun üzerine repo olarak da yani bunu AI engine gibi düşünün. Hesaplama tarafı kernel. Python tarafı da wrapper. Yani C++ genel hesaplama gücünü sağlar burada. O çekirdek yazılımların hesaplama tarafının geliştirilmesi. Python ise bunun tamamen sarmalanması. C++'da geliştirilmiş çekirdek yazılımın sarmalanması, wrapper diyoruz bunlara. Bunun sebebi de geliştirici tarafta dünyada çok daha fazla Python geliştirici var. Yani C++'a nazaran. Bu nedenle bu tarafta hem hızlı öğrenilmesi nedeniyle hem de çok daha fazla geliştirici olduğu için Python wrapper kullanılır. Bu bir best practice gibi bir şey oldu açıkçası. Yoksa Python çok müthiş ya da özel bir şey olduğundan değil. Asıl işi burada C++ yapıyor. CUDA yazılmış aynı zamanda. Dikkat ederseniz %4.3'ü. CUDA ayrı bir programlama altyapısıyla geliyor. Ve C++'ın extend edilmiş yani genişletilmiş versiyonu gibi. Yani doğrudan CUDA yazabilirsiniz. Kendiniz programlayabilirsiniz. Grafik tarafta mesela oyun geliştirme tarafında vesaire CUDA programlama yapabilirsiniz. Fakat gerek yok. Burada da CUDA yazılmış. %2.6'sı da C ile geliştirilmiş. C++'da bunun extend edilmiş haliydi zaten. CMake vesaire. Buralara geliyorum. Başka unuttuğum bir şey var mı? Mesela contributors 2295 contributor varmış şu an. Bu çok ciddi bir rakam ve bunlar düzenli geliyor. Bakın mesela dün güncelleme almış. İşte 16 saat önce mesela çekirdeğimiz şurada. Bakın Torch. Tools ve Torch. Torch 13 saat önce güncelleme almış en son. Bu müthiş. Yani hem TensorFlow hem de PyTorch zaten güncellemek zorunda olma. Çünkü dünyada en çok kullanılan bunlar. Güncelleniyor sürekli. O yüzden 2 senede güvenebilirsiniz. PyTorch is a Python package that provides two high level features. 2 tane yüksek seviyeli özellik sunuyormuş. Neymiş? Tensor computation, like NumPy, with strong GPU acceleration. Bu yani şu bile uzun uzun anlatılabilir aslında. Şunu da okuyayım. Deep Neural Networks built on a tab based autoregression system. Burada öncelikle matematiksel hesaplama tarafı yani nümerik tarafı yapay zekada uzun yıllardır geliştirilen NumPy ile yapılıyor. Bunu ister TensorFlow kullanın, ister PyTorch, Computer Vision'da, OpenCV kullanın hiç fark etmiyor. Hesaplama tarafında matematiksel hesaplamalar, bu tensör işlemleri vesaire. Burada çok uzun zamandır olgun olan bir library var. O da NumPy. Siz PyTorch'da kullansanız NumPy'yi kullanacaksınız. TensorFlow'da kullanacaksınız. NumPy'yi kullanacaksınız.
Ve burada da ondan bahsediyor aslında. Tensor TensorFlow'un adı da Tensor'dan geliyor. PyTorch'da da Tensor kullanılır. Çünkü bu matematiksel bir terim. Tensor Computation like NumPy. NumPy önceden PyTorch'un içerisinde değildi. Bu ayrı bir library bu arada. Tamamen PyTorch'tan bağımsız ilerleyen, TensorFlow'dan bağımsız ilerler. Uzun zamandır var. Fakat PyTorch NumPy'yı kendi içerisine dahil etti. Çekirdek olarak, yani siz NumPy'yı ayrı da kullanabilirsiniz, ayrı olarak dahil edebilirsiniz, import edebilirsiniz projenize. Ya da PyTorch'un içerisindeki NumPy'yi kullanabilirsiniz. Arasındaki fark nedir? PyTorch içerisindeki NumPy doğal olarak işin doğası gereği bir machine learning, deep learning library'si olarak PyTorch GPU tarafını çok yoğun kullandığından dolayı NumPy'yi da GPU destekli olarak kullanıyor. Bu nedenle normal bir NumPy tarafında ki orada CPU üzerinde çalışırsınız. Normal default olarak NumPy'yi kullandığınızda GPU için ekstra bir library'e ihtiyacınız olabiliyor. O ayrı bir hikaye. Performans artırma ile alakalı farklı library'ler var. Paralelleştirme ile alakalı. Yani kulağı tersten tutarak NumPy'yi gene paralelleştirebilirsiniz. Fakat PyTorch kendi içerisine dahil ettiği NumPy'yi default olarak GPU kullanır hale getiriyor. Bu da Türkçesi şudur. PyTorch içerisindeki NumPy dışarıdaki NumPy'den daha hızlı çalışır. Bunu test edebilirsiniz. Başka, you can reuse your favorite Python package, bla bla. NumPy, SciPy, Cython, C entegrasyon, Accent, PyTorch when needed. Şunları ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Hızlıca bakayım. GPU ready, Tensor Library, Python first, yani default olarak Python destekliyor özetle. Ve what about PyTorch? Tensor dediğimiz şey şu, aşina olmayanlar için. Matematiksel bir terim fakat burada da aslında bunu uzun yıllardır verdiğim programlama eğitimlerinde ben çok boyutlu dizileri özellikle anlatırdım. Mesela C# da olsa, farklı diller de olsa fark etmiyor. Çok boyutlu dizileri anlatırım mutlaka. Sektörde çok fazla kullanılmayabilir. Fakat açıkçası işin gerçek anlamda bir döngü yapısını, gerçekten bir dizi mantığını, derinlemesini anlamak istiyorsanız çok boyutlu dizileri, düzenli ve düzensiz dizileri, regular ve irregular arrays, bunları bilmek ciddi avantaj sağlar. Ve bunun da avantajını tensor çalışmalarında görebilirsiniz. Çünkü temelde çok boyutlu dizi mantığında çalışır burası tensorda. O mantığı bilenler için tensor mantığı çok zor değil. Python first. Bakın. PyTorch is not a Python binding into a monolithic C++ framework. So it will be deeply integrated into Python. Evet, sadece özetle bu PyTorch C++ binding'i değil, doğrudan içerisinde çekirdek olarak Python'ı aktif olarak kullanıyoruz gibi bir Türkçeleştirilebilir. Natural like you would use bla bla geçiyorum. Evet. Şimdi size bahsettiğim şey buydu aslında. Kafanızı dağıtmamak için bunu söylememiştim. Numba. Numba bu performansı artırma tarafında ne diyor? Şöyle gelelim. You can write your new neural network layers in Python itself using your favorite libraries and use packages such as blah blah. Numba dediğimiz şey, bunları ayrı ayrı incelersiniz. C extensions for Python. Python, Go gibi dillerde, Rust, Go, Python gibi dillerde. Bunların güzel yanı şu, C++, Assembly gibi dilleri native olarak iç içe kullanabiliyorsunuz. Yani aslında bunu ileri seviye Python çalışmaları olarak yapmak istediğim şeylerden biriydi videolarda. Python'ı yüksek performanslı kullanırken biz normalde Python'ı yüksek performanslı kullanamazsın Türkçesi. Fakat arka tarafta çekirdek olarak C++ ile entegre olabilmesinden dolayı
siz doğrudan C++ yazabiliyorsunuz. Ve buna normal bir Python üzerinden call işlemi yaparak, çağırma işlemi yaparak diyorsunuz ki arka tarafta C++'da şu nesneyi çalıştır diyelim. Ama ben Python kullanmak istiyorum ön tarafta uygulama genelinde. Ama belli bir işin yüksek performanslı olması için C++ entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Bu native olarak destekleniyor Python'da. Bu çok güzel. Çünkü dedik ya zaten PyTorch'ta da çekirdek olarak C++ kullanıldığından dolayı mecburen bir extension gerekiyordu. Burada da Cython seçilmiş. Ne diyor? Cython is an optimizing static compiler for both blah blah language Cython programming language based on blah blah. C extensions. Extensionlar geliştirmek için kullanıyoruz bunu. Numba bu da çok güzel. Bu sıradan herhangi bir Python projenizi, kodunuzu daha hızlandırmak için kullanılan bir library. Burada temelde Python kodumuzu makine koduna dönüştürmekten bahsediyoruz. Özetle. Bunu da sağ tarafta ve altta birazdan göstereceğim. Kod örnekleriyle gösteriyor. Ne diyor burada? Numba translates Python functions to optimize machine code at runtime using the industry standard LLVM compiler library'sini kullanarak bizim yazdığımız elimizdeki Python function'ını ya da kodlarını diyelim makine koduna dönüştürüyor. Bu da doğal olarak Numba compiled numerical algorithms in Python can approach the speeds of C or Fortran. Yani C ya da Fortran hızına yakın bir şekilde ki tam olarak değil fakat yakın bir şekilde bir performans sağlayabilecek yetenek kazandırıyor. Python interpreter değiştirmenize gerek yok diyor. Just apply. Diyor ki Numba decoratorları kullanarak sizin Python function'ınıza sadece bunu yapmanız yeterli. Numba geri kalanını yapar diyor. Bu da çok basit bir örnekte. Şurası. Bakın şurada Numba import JIT. Bizim JIT. Import random JIT no Python eşittir true. Ondan sonra şurası sizin yaptığınız normal temel işlemler. Algoritma diyelim. Bir hesaplama yapacaksınız. Bunun başına diyorsunuz ki JIT no Python eşittir true. Yani Python'a gönderme bunu. Python yapmasın. O zaman ne yapacak? Bizim Numbamız yapacak. Just in time. Built for scientific computing. Numba is designed to be used with NumPy arrays and functions. Dikkat ederseniz NumPy hemen her yerde scientific computing tarafında, bilimsel hesaplama tarafında hemen her yerde NumPy kullanılıyor. Numeric Python. Çünkü matematiksel işlemlere ihtiyacımız var. Buradaki array'ler ve function'ları kullanabiliyoruz. Numba generates code different array, data type, bla 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 bla. Burada bir örnek var gene. Şurası önemli. Bakın. Paralelleştirme işlemi için kullanıyoruz temelde Numba'yı. Aslında arka tarafta paralelleştirme sağlıyor bize. PyTorch da bu amaçla kullanıyor daha çok bunu. Diyor ki özetle CPU ve GPU'lar üzerinde bunu paralelleştirebiliyor. Bizim yazdığımız kodu çok daha yüksek performansla daha fazla core üzerinde çalıştırabilmemizi sağlıyor. Nasıl? Simplify Trading. Bunu multithread programlama olarak araştırabilirsiniz. Her dilde kullanımı değişiyor ama konsept aynıdır. Mantık. Numba can automatically execute. Bizim NumPy array'imizi, buradaki komutlarımızı otomatik olarak çalıştırır. Nerede? Çoklu CPU çekirdekleri üzerinde ve bunun paralelleşmesini kolaylaştırır. Nasıl yapıyormuş? JIT no Python true, paralel true. Yani paralelleştirme talimatını veriyorum ben JIT'e. Burada o da NumPy'a gidiyor aslında. Numba'ya gidiyor pardon. Ve paralelleştirmesi gerektiğini biliyor. Ne yapıyor orada da? Eğer CPU ya da GPU varsa onları kullanıyor vesaire. Şurada Nvidia CUDA ve ROCm var.
GPU hesaplama yeteneğini kullanmak istiyorsanız, ki burada dikkat ederseniz CPU diyor. GPU kullanmak isterseniz orada da diyor ki Nvidia'nın CUDA'sı, ki şu ana kadar ve uzun süre daha burada tekel almaya devam edecek CUDA. Nvidia'nın yeni nesil driverlarında özellikle kullanılan ve Nvidia'nın da ciddi yatırım yaparak hakkını verdiği CUDA toolkit var. Bunu destekliyor. Bir de AMD'nin sonradan RockM driverları var. Onları da destekliyor. Numba lets you write parallel GPU algorithms entirely from Python. Siz Python yazarak doğrudan bu iki, hem CUDA hem de AMD'nin RockM driverları üzerinde GPU hızlandırma yeteneklerini kullanabilirsiniz. Bunu bize sağlayan şey işte Numba arka tarafta. İşte PyTorch'un sevdiğim yanlarının başında bu geliyor. Gerçekten sektördeki çok olgun, gelişmiş library'leri, zaten open source olan library'leri, onların yeteneklerini kendi içerisine dahil ederek kendi kapasitesini daha da güçlendiriyor. Portable Compilation geçiyorum bunları. Evet. Buralara çok detaylı gitmeye gerek yok. NumPy Aware, Dynamic Python Compiler Using LLVM. Bakın burada Numba'yı inceleyebilirsin. Just in time, JIT dediği şey bu. JIT Compiler for Numerical Functions in Python. JIT ayrı bir tabir. Onu ayrıca araştırabilirsiniz. JIT Compiler. LLVM Compiler Infrastructure ile alakalı da burayı inceleyebilirsiniz. Ayrı bir hikaye. Başka nerelerdeyiz biz? Buradan oraya gittik. Evet. CUDA. CUDA ayrı bir hikaye. Oralara daha girmeyeyim. Çünkü video çok uzun olacak yoksa. İncelemem gereken çok fazla şey var. Compute Platform. CUDA 10.2, 11.3 vesaire. RockM şu an beta aşamasındaymış. Biz bunu desteklemiyoruz. Henüz diyor. Nerede? Windows'ta. O zaman ben Linux yapsam diyor ki tamam beta olarak kullanabilirsin fakat libtorch binaries are not available for please build it from that. Evet, bunlarla ilgili ayrı bir çalışma yapmıştım. O da şöyle, siz PyTorch'u kaynak kodlarından derlemek zorundasınız. Eğer RockM kullanacaksanız, yani diyor ki ben henüz beta aşamasındayım burada. Bu nedenle doğrudan sana kullanma yolunu vermiyorum diyor. Eğer sen kendine çok güveniyorsan diyor, bu beta çalışmayı doğrudan, bakın kurulum şeklinde değil de mesela bu C++ kullanımı, bunlar Python odaklı. Direkt kaynak koddan çekebilirsin diyor. PyTorch'un kaynak kodunu alır, onu kendin derlersin ve o şekilde RockM versiyonunu kullanabilirsin diyor. Kısacası. Eğer bunların hiçbirisini seçmezsen, ki CUDA versiyonları çok önemlidir, bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben şuraya geleyim. Bunlardan birini seçtiğinizde bakın komut yapısı değişiyor. Ama GPU destekli olmasın derseniz CPU kullanabilirsiniz. Bu da gayet basit. Yani Windows yapayım. Şu daha basit görünüyor, dikkat ederseniz. Windows'da çok daha basit komut yapısı var. Install Torch, Torch Vision, Torch Audio. Bu şu Torch çekirdek. PyTorch'un çekirdeği. Torch Vision, bu arada PyTorch kendi altyapısını dağıtık bir şekilde kullanıyor. Yani farklı library'ler gibi. Siz görüntü üzerinde işlem yapacaksanız mesela Torch Vision'ı ayrı olarak dahil edebilirsiniz. Torch Audio'yu da sesle alakalı işlemler yapacaksınız. Ayrıca dahil edebilirsiniz. Ama çekirdek hesaplama, çekirdek yetenek Torch üzerinde var. Bunu ayrı ayrı kurabiliyorsunuz. Neredeyiz biz? Şuradan get started diyelim. Get started kısmında ne diyoruz? Start locally. Evet, bu aynı hikaye az önceki. Burayı inceleyebilirsiniz. Building from source. Kaynak koddan doğrudan kendiniz yapmak isterseniz burayı inceleyin. Prerequisites. Bunlar, geçiyorum bunları. Çok fazla kişi
tercih etmeyecektir. Cloud tarafta Alibaba Cloud, Amazon, AWS, Google, Microsoft bunların hepsi şey yapıyor. Microsoft Azure tarafında PyTorch Enterprise program. Dikkat ederseniz. PyTorch Enterprise diye bir şey var. Bunların özel anlaşmalı diyelim. PyTorch on Azure, Azure Machine Learning ve Functions. Geldik mobile'a. Mobile tarafta PyTorch güzel şeyler yapılıyor. Fakat TensorFlow taraftaki Lite gibi, TF-Lite gibi çok daha erken başlamadı mobile tarafa. Ama hızlı bir şekilde devam ediyor geliştirmeye. PyTorch Mobile var. Mobile AI geliştirmek istiyorsanız. PyTorch iOS ve Android tarafında end-to-end workflow oluşturmanızı destekliyor. Bu söylediği gibi zaten early ve experimental release henüz. Yani müthiş bir güvenle girmeyin diyor. Fakat işinizi görürsünüz yok kısacası. iOS ve Android tarafta bunlar var, bu yetenekler. Şuraya bir özetle bakalım. İncelersiniz daha sonra. Şu demo vesaire bunları da bakarsınız. Quick Start with a Hello World Example. Mobile Net üzerinde bir örnek yapıyor burada. Pip install Torch Vision. Kullanımı şöyle. Bunu biz yapacağız. Bu videoda yapmayız, girmeyiz. Fakat bir uygulama yapacağım. O bayağı bir uzun sürecek. Çok detaylı olarak anlatacağım. Bazı şeyleri. Özellikle görüntü üzerinde çalışmayı falan. Torch Vision vesaire buradan kullanıyorsun. Size tarif ediyor bunu nasıl kullanacağınızı. Fakat belirttiğimiz gibi experimental seviyede şu an kullanılıyor. iOS'ta da kullanılıyor. Torch Script vesaire kullanabiliyorsunuz. O da ayrı bir hikaye. Bunu kapatayım şurayı. Neredeyiz biz? Burası. Şuraya gel. Mobile'da ekosisteme geçmek istiyorum bir an önce. Evet. Ekosistem. Burası en güzel yerlerden birisi. Şimdi demiştik ya PyTorch üzerinde geliştirilen birçok open source library var. Bu library'lerden en güçlü ve kaliteli olanların bir kısmını PyTorch kendi ekosisteminde gösteriyor. Burada da şurada diyor zaten Joint Ecosystem. Ben bazılarını anlatacağım size. Mesela Torch.io. GraphQL geç bunu. Multimodal Learning and Transfer Learning. Bu farklı. Torch Video. Adversary Robustness. Bu farklı bir hikaye. Ray. Ray efsanelerden. ONNX Runtime. Bu Microsoft'un geliştirdiği ONNX'in yani düzelteyim. Yanlış cümle oldu. ONNX modellerin cross platform çalışabilmesini sağlayan bir inference. Bu ONNX Runtime'ı da aslında Microsoft tarafından ONNX'in çok daha yaygın kullanılabilmesi için bir destek library'si diyelim. Runtime. ONNX ayrı bir konu. O yüzden kafa karıştırdım. Daha iyi. Baseline. Şöyle geçelim. Flare. Likely. Bal. Hydra. Geometric Temporal. Metric Learning. Bone AI. Evet, severim bunu. Başka. Fast AI. Bunu ayrıca incelemenizi öneririm. Ben girmeyeceğim. Determined. Scorch. Buna girmeye gerek yok aslında. Scikit-learn gibi bir şey. Scikit-learn tarzında PyTorch. High level library aslında. Özetle. Yani TensorFlow'daki Keras gibi bir şey. Bu yaklaşım PyTorch tarafında epey var. Onu ayrıca söylerim. Mesela PyTorch Lightning var. Onu öneririm. Capture. Evet, bu güzellerden biri. PyTorch 3D. Bu hoşlardan birisi. Bu gene high level Keras gibi. TensorFlow'daki Keras gibi bir şey. Ignite. Geçiyorum. Evet, şu daha hoş.
Gene Keras gibi TensorFlow'daki bir, zaten burada söylüyor, Keras-like ML library for PyTorch. Eğer böyle bir şey kullanacaksınız, Lightning'i öneririm ben de. O daha hızlı gelişiyor. Daha doğru ilerliyor. Ekibi de iyi. Sonrasında Fairscale geç bunu. Catalyst güzel bir çalışma. DeepSpeed. Bu Reinforcement Learning Pipeline. Yani bu alana ilgili olanla varsa bakabilir. Cornea ayrı Computer Vision. Yani PyTorch odaklı, PyTorch üzerinde çalışan bir Computer Vision library'si. Son dönemlerde geliştirildi. Yani 1-2 yılı falan var herhalde. Geliştirilsin de takip ediyorum. Size de öneririm. Düzenli geliştirmeler yapılıyor. Orada. Detektron 2. Krypton. Bunu severim ama kafa karıştırmadan anlatmaya çalışırım. Yeterli. Bir de ML Compiler var. Glow var. Açayım. Dursun böyle. Neyimiz var? Torch.io. Diyor ki Medical Imaging for Deep Learning. Hemen zaten like'ımı, benim star'ımı almış burada arkadaş. Ne yapıyor? Diyor ki siz medical tarafta kullanacaksınız, çalışacaksınız diyor. PyTorch ile. Ben o zaman diyor bu alanda medikal görüntüleme için bir library'im var diyor. Bunu kullan. Torch.io. İsimden kafa karıştırabiliyor. Torch.io. Fakat Medical Imaging for Deep Learning. Şuradan inceleyebilirsiniz. Ve gayet güncel. Aktif olarak geliştiriliyor. Bakın günlere. Şuradan çok daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz ve tavsiye de ederim. Medical Image Datasets. Mesela ne varmış? Torch Vision datasetlerinden bahsediyor. Bunlar tabii ki tıp alanındaki arkadaşların incelemesi, önereceğim şeyler. Çünkü teknik bunların hepsi. Sağlık alanında. PyTorch Video, a Deep Learning Library for Video Understanding Research. Video Understanding diye farklı bir alan var. Bu bir videosu, bir görseli vardı burada. Tutorials. Şöyle yapsam. Görsellerden bir şey buluruz. PyTorch video. Şuradan. Evet. Buradan daha iyi anlaşılır. Her neyse. Reklamlar çıkma hikayesi. Bakın şöyle bir şey. Bir video üzerinde bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Bir kişi oturuyor. Otururken bakın sitting. Musical instrument çalıyor. Ve birine bakıyor. Bir insana bakıyor diyor. Watch a person gibi. Böyle understanding çalışması. Sonrasında Ray var. Ray efsanelerden bir tanesi. Dusk ve Ray. Ayrı ayrı ikisini de araştırabilirsiniz. An open source framework that provides, hemen starımı alır tabii ki. Çünkü kullanıyoruz. Framework that provides a simple universal API for building distributed applications. Bu hem scalable reinforcement learning hem de tuning ve hyperparametric tuning amacıyla kullanılıyor. Altında farklı library'leri var. Mesela rlib falan diyor burada. Ve özetlemek gerekirse distributed application geliştirme amacıyla kullanılıyor. Ve yapay zekada da buna ihtiyacımız var. Bunun altında, Ray Project altında farklı farklı library'ler var. Mesela şurada tune var. Scalable hyperparametric tuning. rlib var. Scalable reinforcement learning. Bakın linke sol alta bakarsanız ayrı ayrı kullanabilirsiniz bunları. Train var. Bu henüz beta aşamasında. Ray'de yoktu bu. Distributed Deep Learning. Bununla alakalı farklı daha olgun library'ler var. Yani Distributed Deep Learning yapacaksanız, Distributed Training yapacaksanız. Hepsi için ayrı ayrı çok güzel şeyler var. Orada da genelde Python ya da Go diliyle geliştirilen altyapılar bunlar.
Her neyse bunları inceleyebilirsiniz. Datasets, Distributed Data Loading and Compute. Bu aslında okurken basit gibi görünüyor. Yani diğerleri çok karmaşık, ileri seviye, eyvallah. Fakat hani şu data loading yapıyor. Yani bir yerden veri alıyor, bizim uygulamamıza yüklüyor. Mantıken böyle. Ama öyle basit bir şey değil. Distributed System tarafından bir veriyi load ederken bile ciddi bir kafa karmaşası oluşturur. Çünkü bunları da paralel bir şekilde birbirlerini bekleterek yapması gerekiyor. Yani basit değil. Bildiğiniz sıradan bir dosyadan veri okuma işlemi değil bu. Bu bildiğiniz gerçek anlamda bir dağıtık mimari üzerinde farklı farklı core'lar üzerinde çalışırken bir verinin, veri setinin farklı parçalarını alan iş parçacıkları yani thread'ler çalışırken onların birbiriyle senkronize bir şekilde birbirlerini gerekirse bekleyerek eş zamanlı olarak çalışabilmesini sağlaması gerekiyor. Bu nedenle önemli bir library bu. Diğerleri zaten ileri seviye. Ama bu kafa karıştırmasın. Bu da iyidir. Serve, Scalable and Programmable Serving. Yani TensorFlow Serve vardı ya, bir modelin yayı deploy edilmesiyle alakalı. Bu da Ray projesindeki Serve. Gene kaliteli öneririm. Workflows, Fast Durable, Application Flows. Bu alfa, alfanın anlamı beta'dan önceki versiyon. Yani beta'dan sonra release versiyon vardır. Tabii ki arada release candidate vesaire gibi farklı farklı versiyonlar vardır. Bunun özeti şudur. Beta'yı production'da kullanma demek, release olmayan bir şeyi production ortamında ürün geliştirirken kullanma demek. Alfa ise beta'dan da önceki versiyon. Yani biz buna hacı yeni başladık diyor. Açıkçası çok güvenme diyor. Her şey değişebilir diyor. Köklü değişiklikler, mimari değişiklikler bile olabiliyor diyor. Geçiyorum. Nasıl kullanılır? Çok basit. Bir function var. Herhangi bir iş yapıyor. Import array. Array nokta init initialization işlemini yapıyorsun. Paralel yani bu şuradaki function'ı paralelleştirme işlemi yapıyoruz burada. Array'i initialize et diyoruz. Sonrasında şurada bir nesne çağırıyorum. Ray nokta remote. Şu. Bu kadar. Ray'in güzel yanı şu. Zaten kendisi de bununla övünüyor. Çok az değişiklikle siz bir Python kodunu, bir uygulamasını paralel hale getirebilirsiniz diyor. Gibi. Ve diğer efsane bir özelliği şudur. Bakın şurada. There are also many community integrations with Ray, including Desk, Mars, Modin, Horowood, Hugging Face, Scikit-learn, etc. Burada önemli olan şunlar. Ben size direkt söyleyeyim. Ray, Dask. Dask ile Ray'in entegrasyonu. İkisini de ayrı ayrı araştırın. Bu da open source bir proje gene. Dask bununla da entegre çalışabiliyor. Ve Horowood. Horowood da hatırladığım kadarıyla Uber'in geliştirdiği bir distributed system odaklı bir open source library'di. Bu da zaten gene yanlış hatırlamıyorsam Go ile geliştiriliyordu. Şuraya geleyim. Neredesin sen? Evet, kesinlikle yanlış hatırlıyormuşum. İlginç. Neyle benzettim? Bir şeyle benzetmişim demek. Distributed Training. Bunu kullandım bu arada. Distributed Training Framework for TensorFlow, Keras, PyTorch vesaire. Dağıtık bir eğitim oluşturmak için kullanılan bir library. Evet, şu Foundation'a dahil edildi. Bu da Linux Foundation vesaire. Şimdi şöyle, bunları ayrıca incelersiniz. Bu Distributed System ile alakalı. Ve using Dask on Ray. Geç. Buraları şöyle alıcı gözle incelemenizi öneririm. Diğerleri de farklı farklı. Mesela Reinforcement Learning ile alakalı bir RLib var. RLib. Onun kullanımı.
Mon AI var. Medical Open Network for AI. Bu sevdiğim projelerden birisi. Tamamen sağlık tıp alanında çalışıyor bu ekip. Ve açıkçası güzel şeyler yaptığını söyleyebilirim. Kendi deploy mekanizmasından labeling, core vesaire hepsi var. Bunları inceleyebilirsiniz. Şöyle bakın, labeling tarafında bile aracını gösteriyor. Ve Mon AI, bakın, AI Toolkit for Healthcare Imaging. Tabii ki benim starımı almış. AI Toolkit for bla bla. Yine Python. Medical Open Network for AI. Açılımı bu. Yine PyTorch based, dikkat ederseniz. Open Source Framework for Deep Learning in Healthcare Imaging. Part of PyTorch Ecosystem. Kurulumu gayet basit. Pip install Mon AI. Dokümantasyonu, projeleri, örnek senaryoları hepsi burada var. Öneririm. Şurada Get Started Community. Buraya daha fazla girmeyeyim. Sağlıkla alakalı ilgilenenler inceleyebilir. Gene starımı almış. Determined var. Deep Learning Training Platform. Bu da ayrı bir hikaye. Go %29-30'a yakını Go ile geliştirmiş. Makroservis altyapısı. Nereden anlıyoruz? Bakın proto kullanılmış. Bunun anlamı da makroservis mimarisi var burada. Kendi içerisinde büyük ihtimal ki hatırladığım kadarıyla zaten Go ile genel makroservis var. Geri kalan işlemler de Python'la yapılıyor. Benim kendi mimarimde kullandığım gibi. Evet. Bunu inceleyebilirsiniz. Distributed Training tarafında. PyTorch 3D, TensorFlow 3D de var. Bu da PyTorch'un 3D'si. A Library for Deep Learning with 3D Data. Ve açıkçası bu alanda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bazı demo çalışmalar yapmıştım. Phase 3D Operators, Heterogeneous Batching, Differentiable Differentiable Rendering. Model Differentiable Rendering API with Parallel Implementations in PyTorch, bla bla. 3D alanda çalışanlar PyTorch 3D ya da TensorFlow 3D'yi inceleyebilir. Çok fazla durmayacağım. PySift gene kullandığım, tabii ki starladığım bir, evet. Şimdi bunu nasıl anlatayım? A library for answering questions using data you cannot see. Buradan anlayamazsınız. Aslında anlattıktan sonra okuyunca anlarsınız. Şöyle, bu güvenlikle alakalı bir şey. Yapay zekada Private AI da diyebilirsiniz. Secure AI fazla olur. Code for, şöyle diyeyim, Grid ve Swift projelerini birleştirme çalışması. OpenMind diye bir organizasyon var. Çok güzel şeyler yapıyorlar ve odakları kesinlikle Federated Learning çalışmaları. Federated Learning ayrı bir konsept. Bunu TensorFlow tarafında bir özetle girmiştim. İlk videoya bakarsanız orada basitçe anlatıyordum. Altta linkler var. Yani zaten şurada da yazıyor bakın. Swift decouples private data from model training using federated learning differential privacy. Evet, her birisi ayrı bir hikaye. And encrypted computation. Evet, şu bazı şeyleri özetlemek için biraz düşünmek gerekiyor. Şöyle diyeyim. Federated Learning sizin client'larda yani IoT ya da mobil cihazlar üzerinde bir yapay zeka çalıştırırken yani öğrenme işlemi gerçekleştirmeniz gereken senaryoda bunu yaparken o veriye sahip olamamanızı sağlıyor. Çünkü sizin geliştirdiğiniz model o cihazlar üzerinde çalışıyor. Orada hesaplamasını yapıyor. Yani veriyi almadan yapıyor. Ondan sonra sunucuya gönderiyor. Böyle bir alver mekanizması var. Biraz detayı var tabii ki. Bu kadar basit değil. Fakat veriye bir nevi dokunuyor, işliyor fakat sahip olmuyor. Bu da güvenlik tarafında önemli. Federated Learning'in temel prensibi bu. Veriyi bana verirken bana güvenmek zorunda değilsin. Ben ondan hesaplamamı yapayım. Veri sende kalsın.
düşüncesi. Differential privacy, evet. Neyle bağlayacaktık bunu? Federated learning, encrypted computation. Bu da şu, gene bu konsept üzerine uzun zamandır çalışıyorum. Distributed AI tarafındaki çalışmalarda özellikle blockchain üzerine yapay zeka. Encrypted computation'da şu, bu upper advanced bir konu gene. Şifreli bir veri üzerinde yapay zeka işlemleri yapmak. Yani tekrar geleyim şuraya. A library for answering questions. Soruları cevaplamak için bir library. Neyi kullanarak? Data, göremediğin veriyi. Şimdi encrypted computation tarafını daha iyi anlıyorsunuzdur. Ya da federated learning. Siz gerçekte o veriyi kesinlikle bilmiyorsunuz. Görmüyorsunuz, o şifreli olabilir ya da federated learning ile sizin elde edemediğiniz bir veri olabilir client'larda. Ama onlar üzerinden bazı sorularınıza, yani yapay zeka algoritmasıyla bazı sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. Yani öğrenebiliyorsunuz. Burada işte söylenmek istenen şey bu. OpenMind.org var. Buradan detayları inceleyebilirsiniz. Sift artı Grid diyor. Bunu şuradan anlarsınız. PySift az önce baktığımız buydu. Admin paneli var. PyGrid. Evet, bakın. Peer-to-peer platform for secure, privacy preserving, decentralized data science. En sevdiğim başlıklardan biri bu. Decentralized AI olarak da düşünebilirsiniz. Aslında bu yanlış anlaşılmaya da müsait biraz. Buradaki decentralized tanımı da doğru. Benim dediğim decentralized AI blockchain protokolü üzerine kurulu olan. Orada da ciddi, yoğun bir şekilde aynı mantık, aynı konsept var buradaki. Ama IoT ve mobil cihazlar üzerinde bunu yapmak yerine bir blockchain protokolü geliştirmeniz gerekiyor. Onun üzerine bunu kurmanız gerekiyor. Fakat zaten blockchain protokolü dediğimizde farklı farklı nodlardan oluşur blockchain ağları. O nodlarda herhangi bir IoT cihaz ya da mobil cihaz ya da bir bilgisayar olacaktır. Her bir nod farklı bir bilgisayardır. Yani ikisinin de mantığı temelde decentralization. Mantığı zaten aynı. İşte PyGrid ile PySift'in birleşiminden bahsediyor. Az önceki şuradaki hikayede. Neredesin? Kara gözlüğüm. Şurada. Sift artı Grid. Bu. Provide secure and private deep learning in Python. Evet, bunu merak edenler inceleyebilir. Bu da onun web sitesi. Severim. Kendileri de diyor ki biz geleceğin distributed olacağına, distributed AI, onlar distributed data science diyor tabii ama distributed AI diyebiliriz. Bu olacağına inanıyoruz diyor. Ben de genel olarak katılıyorum ve genel projelerimi bu mimaride yapıyorum. Fakat çok çok derin. Yani çok fazla şey, çok fazla ileri seviye alanda çalışabilmeniz gerekiyor. Gene starladığım PyTorch Lightning var. Bildiğimiz PyTorch üzerine çalışan Keras tarzı bir high-level API. Yani diyor ki, bakın burada PyTorch kodum var diyor. Ben bunu burada özetliyorum diyor. Özetleyecek falan. Daha az kod yazarak PyTorch üzerinde çalışabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Bu güzel ve açıkçası birçok sıkı firma da bunu kullanıyor. Kullanmaya başladı. Augmentations bu da Fast Image Augmentation Library, yani veri çoğaltma library'si. Easy to use wrapper around other libraries. Geçelim direkt şuradan anlatayım. Bu veri çoğaltma konusu. Veri çoğaltmanın ne olduğunu, yani data augmentation'ın ne olduğunu bilmeyenler
Öncelikle benim 5,5 saatlik yapay zeka başlangıç rehberi videomu izlemeli. Orada anlatıyorum. Burada veri çoğaltma teknikleri, tabii data augmentation içerisinde siz metinsel veri, ses, video her şeyi çoğaltabilirsiniz. Burada image augmentation'dan bahsediyor. Augmentation'dan. Resim çoğaltma. Bunları siz OpenCV'de kendiniz de yapabilirsiniz. Ama böyle birçok library var. Data augmentation library'si. Onlar bizim yerimize kaliteli bir şekilde yapıyor. Alıp kullanıyorsunuz. Sizin şöyle bir orijinal görseliniz var diyelim. Bunun gibi farklı farklı orijinal 1000 tane görseliniz var. Siz bunu kullanıp bundan diyelim ki 4, 8, 10, 11. Bu dahil toplam 12 tane 12'ye çoğaltmak istiyorsunuz. Uyguladığınızda elinizde 11 tane fazladan oluyor. Bu da 1000 tane görsel, 12.000 tane görsel olmuş oluyor. Geçelim Deep Speed efsanelerden birisi. Evet, en güzel şey kitaptan okumak. Sayfaları incelemek yerine. Tabii ki yıldızladığım bir proje daha. Deep Speed is a deep learning optimization library that makes distributed training and inference easy, efficient and effective. Evet, gene distributed training ile alakalı diyelim ve Microsoft'un geliştirdiği kaliteli projelerden biri. Bunun detayına girmeyeyim. Bu ayrı bir hikaye. Ama projelerde kullanıyoruz bunları. Cornea, Computer Vision 2.0 diyor. Bunun anlamı şöyle. Mesela Computer Vision'da OpenCV var, efsanelerden. 2000 yılından beri, yanlış hatırlamıyorsam, 22 yıldır geliştirilen bir efsane. O kendi alanında bir efsane zaten de. Computer Vision'da, yani Cornea, PyTorch üzerine geliştirilen bir library ve diyor ki biz daha çok hani artık günümüzde yapay zeka gelişti ve biz de çeşitli computer vision problemlerini yapay zeka ile çözülebilecek computer vision problemlerini hedef alıyoruz ve onları bununla çözüyoruz diyor. Tabii ki Starlabik bunu. Bakın Powered by PyTorch. Bunu ayrıca incelemenizi öneririm. Solve Generic Computer Vision Problems. Şurada farklı farklı şeyler. Kullanmanızı da öneririm bu arada. Severim kendisini. Çok detayı var, o yüzden girmiyorum. Detektron is a platform for object detection, segmentation and other visual recognition tasks. Bu da TensorFlow'da neydi onun adı? Orada da güzel bir, yani YOLO gibi düşünebilirsiniz bunu. Detektron vardı. Bu da Mask RCNN. Bunların gelişmiş versiyonu. Detektron 2. Şunu yapıyor özetle. Bunun için geliştirilmiş bir platform diyor. Buna library de diyebilirsiniz. Krypton. Gene Starlink tabii ki Privacy Preserving Machine Learning. Yani gene güvenlikle alakalı şifreleme vesaire. Krypton is a framework for bla bla bla. Make secure computing techniques accessible to machine learning practitioners. It currently allows secure machine learning computation as its secure computing backend and offers three main benefits to ML bla bla. Şunları incelerseniz Crypto Tensor farklı protokol falan getiriyor bize. Şöyle hızlıca hatırlama okuyuşu yapayım. Secure protokol. Secure protokollar üzerinde tensorların çalışması. İnceleyebilirsiniz güvenlikle alakalı gene. Privacy tarafıyla. Evet. En sonunda Facebook'un, yani FAIR dediğimiz Facebook AI Research tarafında tools olarak PyTorch'u görebilirsiniz. TorchSeek'i ayrıca incelersiniz bunu. Distributed Training tarafı. Mobile burada da experimental olarak gösteriyor. Evet. Son olarak Glove kaldı. Tabii ki starladım. Compiler for Neural Network Hardware Accelerator. Bu ayrı bir hikayenin konusu gene.
Ben şöyle özetleyeyim. Görsel, görsel. Bana bir adet görsel machine kodum var. Bana bir machine kod. System requirements. Evet. Intermediate presentation. Bunu nerede anlatmıştım? Diğerlerde. Janosen.com'da yok. Şeyde evet TensorFlow serisinde anlattım bir yerlerde. Glow is a machine learning execute engine for hardware accelerators. Şöyle yapsam. Machine learning compilers. Şöyle yapsam. Bir adet de evet böyle yapsam sorun çözülür. Bakın çok basit. Şöyle daha basit. Şöyle farklı farklı donanımlarımız var. Yani cihazlar bitmiyor. Mesela mobil uygulama geliştiriciler çok iyi bilir. Yani neredeyse hiçbir, diyelim ki Android geliştiricisiniz. iOS'ta çok sorun değil. Çünkü iOS sadece bir Apple ürünü olduğu için Apple telefonları için tasarlanmış ve orada programlamak çok sorun olmayabiliyor bu ölçek vesaire, donanımsal uyum, ekran gibi şeyleri. Fakat Android gibi yerlerde öyle değil. Hani oradan yürüyorum ki doğru anlamanız için. Şimdi Android kullanan binlerce çeşit farklı telefon var. Bunların her birisinin ekranı, içerisinde kullandığı özellik vesaire farklı. Bunları optimize etmeniz, değiştirmeniz falan gerekebiliyor. Her bir senaryo için sizin uygulamanızın doğru çalışabilmesi gerekiyor. Sıkıntı o. Bunun aynısını donanım olarak düşünün. ARM, Intel, işte farklı farklı üreticiler var. IOT tarafında çok karmaşık, telefon tarafında çok karmaşık gibi. Bunların her birisinde sizin machine learning uygulamanızın, projenizin, modelinizin çalışabiliyor olması, hesaplanabiliyor, hesaplama yapabiliyor olması lazım. İşte bunu yapabilmek için de ki normalde olmaz bu. Her donanım üzerinde machine learning, deep learning algoritmalarının her biri aynı şekilde çalışmaz, çalışamaz. Çünkü çok ciddi şekilde donanıma bağlıdır. Machine learning çekirdekleri. Bu nedenle bizim IR dediğimiz intermediate representation bunu şöyle özetleyebiliriz. Bilenler varsa C# yani .NET tarafında Java'da da var. Mesela bytecode. C# tarafında intermediate language var. Siz aslında C# yazarsınız. Fakat o arka tarafta onu intermediate language'e dönüştürür. Yani makine koduna ya da assembly'e değil, intermediate language'e dönüştürür. Ondan sonra da makine koduna dönüştürülür filan. Bunu yapmasının sebebi ara bir dil oluşturuyor. Intermediate Language, .NET Framework için Microsoft. Ve diyor ki bu sayede sen C# yazarsın, öbürü Visual Basic .NET yazar, bir başkası Python.NET yazar, fark etmiyor. C++.NET yazar. Her birisi default olarak Intermediate Language diline dönüştürüleceği için ben sadece çekirdek seviyede mimari olarak Intermediate Language'i yönetirim. Geri kalan sadece high level çalışır. Burada da mantık benzer. Donanımlar var. Sizin library'leriniz var. Farklı farklı. PyTorch, TensorFlow, aklınıza ne geliyorsa. MXNet de bu arada. Neyinde? Amazon'un da öyle yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir şeye verdim. Farklı bir organizasyona bıraktım. Çöp. Şimdi bunlar var. Bunların her birisi bu donanımlara uyumlu olması gerekiyor. Her birisi de farklı farklı geliştirme yapamaz. Gücü yetmez. Arada bizim compilerlarımız var. Open source farklı farklı compilerlar. İşte Glow da bunlardan birisi. PyTorch'u da attı. Daha farklı open source çalışmalar da var. Bunların sizin geliştirdiğiniz modellerin farklı donanımlar üzerinde çalışabilmesini sağlayan bir derleyici. Evet, biraz uzun oldu ama bitirebildim. Ne diyor burada? High level graph.
Graph bu. İşte bu önceden TensorFlow mimarisi böyleydi. Variable vesaire bunları kullanıyor. Sonra low level IR, intermediate representation. Aynı C#'taki intermediate language ya da Java'daki bytecode gibi düşünün. Buraya dönüştürülüyor ortak olarak. Bundan da makine koduna dönüştürülüyor. Hikaye bundan ibaret. Ama bu sayede devasa projelerde sorun yaşamadan çalışabiliyoruz. Bu compilerlar sayesinde. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki çalışmada PyTorch'a başlayacağız. PyTorch kodlamaya gene Colab üzerinden yapacağım, Google. Orada da CNN üzerinde bir çalışma yapacağım. MNIST veri setini kullanacağım. Biraz uzun bir proje olacak ve aralarda tabii ki ilgili konular geldikçe anlatacağım. Sonraki çalışmada görüşmek üzere.